Sayın seyirciler, ikinci bölümde tekrar konuklarımı hatırlatayım. Yeni açanlar için en başta Mustafa Hoş, Gazeteport Genel Yayın Yönetmeni. Efendim CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili ve Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur. Ali Aydar Fırat, Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni. Ankara'daki konuğumuz da Sayın Haldun Solmaz Türk. Şimdi birinci bölümde şehitlerimizi, terör gerçeğini konuştuk ama bir türlü bu kadar çok kan akmasına sebep olan savunma sanayimizdeki ve dışarıdan alınması gereken bazı şeylerin ve yapılması gereken bazı harcamaların, mesela helikopterler, tanklar ve insansız hava araçları ve başka konulardaki son derece ciddi bazı soruları burada gündeme getirdik. Daha da getireceğiz böyle giderse. Umarım bir an evvel düzelir. Bizim görevimiz bu soruları sormak. Şimdi hani soruları sormak deyince lütfen hani sayın yöneticilerimize böyle öğretmen edasıyla tahtaya kalk şunları say falan diyormuşuz gibi gelmesin. İki sebepten. Birincisi bu hiç uygun bir şey olmaz. Yani yakışmaz. Onlar önemli devlet büyükleri. İkincisi geçeceklerinden şüpheliyim. Evet. Çünkü bakın şöyle bir durum ortaya çıktı. Sayın Erdoğan oldukça yoğun tempoyla çalışan bir kişi. Rakip bir partinin durumunu temel simgelerini falan bilmesi gerekmez belki. Ama o zaman şöyle de konuşmaması lazım. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu zemmetmiş eski deyimle. Efendim demiş ki sen zaten 7 oku da bilmiyorsun. Kastettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Melda Hanım siz 7 oku biliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi? 7.yi sayamayabiliriz tabii ki. Niye sayamıyorsunuz? Henüz açıklanmadı. Yenisi daha açıklanmadı ama ben tabii onu bir tane ilave edebilirim yani. CHP'nin 6 oku oldu 7 ok. Ben ona çevrecilik olarak ben ilave edebilirim. Güzel olabilir. Şimdi, yani peşine bir tane. Cumhurbaşkanını mı kıracağız diyorsun? Bir tane bir tane evet, ben ilave ettim çevrecilik. Ama hani insan hem bilmeyip hem de karşısındakini bunu bilmemekle itham etmek ayrı bir enteresan. Aslında Cumhurbaşkanı'nın böyle büyük bir bilirmiş gibi anlattığı, iştahla bahsettiği, okuduğu kimi zaman şeyler hatalarla dolu. Çok sayıda yapıyor, çok sayıda hata yapıyor. Hatta geçenlerde bir köşe yazarı onları alta, tabii biz hani herkes kendi ilgi alanına göre bir kısmını biliyor. Ama sonuçta yani kendi kitlesi onun ne dese inanıyor yani. Bugün Rabia 4 değil de 5'ti dese yine öyle mi diyebilirler yani. O açısı zaten bize hitap etmiyor. Kendi kitlesine şimdi hitap saniye, ediyor. Şimdi bir saniye, Rabia deyince şu haberi de vermek lazım. Şimdi Başbakan Binali Yıldırım iş dünyasına bir konuşma yapıyor. Orada Rabia işaretinin sıralamasını şaşırmış. Salondakiler de gülmüş. Fakat Binali Bey kendisi esprili bir insandır ve böyle şeylerden çok aldırmaz ve hakikaten bu bakımdan takdir edilecek yanları vardır. Kendisi şöyle yapmış, ya yine sıralamayı karıştırdım demiş, bunun üzerine formülü vermiş. Tayyip Erdoğan ona kızmış, ya bu Rabia'nın bir sıralamasını öğrenemedin demiş. O da bunun üzerine bir şey yapmış yani, cehd etmiş. Ve bazı formüller geliştirmiş. Formüllerini de açıklamış. Sayın seyirciler, formülleri şöyle. Rabia'da işte millet, vatan, pardon millet, ben de karıştırdım şimdi. Millet, bayrak, vatan, devlet demesi lazımmış sıralamaya göre. AKP'nin tüzüğüne koyduğu ilkeleri yani. Rabia ilkeleri. Evet. Efendim aslında ihvanın şu evet. Yani Mısır'daki ayaklanmacıların vesaire falan işareti, o işarete böyle kulp bulunmuş vaziyette. Şimdi şöyle öğreniyormuş sayın seyirciler, Binali Bey böyle hatırlıyormuş bunu ve buna rağmen hatırlayamamış. Formülü şuymuş. Merkez Bankası'nı düşünüyormuş. Merkez Bankası'nın M'sinden milleti, B'sinden bayrağı. Sonra vergi dairesi. Kendisi anlatıyor yani. Vergi dairesinden de vatan ve devleti hatırlıyormuş. Çok karışık bir formül olduğundan gene hatırlayamamış.
Ya biz Yıldırım Akbulut'tan ben çok özür diliyorum. Gerçekten bilmiyorum hayatta mı kendisi? Yok. Değil herhalde. Gerçekten hakikaten çok büyük haksızlık etmişiz kendisine. Tansu Çiller'e gaflarından. Yani Kansu Hanım'a gaflarından dolayı çok haksızlık etmişiz. Hakikaten bu kadar karikatürize, hele ki böyle günlerde bu kadar karikatürize bir başbakanı gülemiyoruz da aslında. Ben ne yazık ki. Olduğunu kabul etmiyorum Sayın Başbakanımızın. Karikatürize dedim. Ya aslında şu var. Şimdi içselleştirmeye çalıştırdıkları şeyin gerçeği ihvan simgesi. Hı-hı. Şimdi bu kadar kolay değil. Hani şimdi vatanla milletle ilgisi olmayan bir şeye yani bunu monte Türkiye etmeye çalışınca. Türkiye, yani Anadolu'yu göz önüne alırsak Anadolu'da karşılığı yok. Yani hiçbir medeniyeti simgelemiyor, geçmişimizi simgelemiyor, Anadolu İslamcılığını simgelemiyor. Çünkü o ihvan başka bir İslamcılık modelidir, Vahabiliktir ve bir dayatma modeldir. Ya doğal olarak içselleştirmesi zor. Ama şimdi bir ihvan simgesini Türkiye'nin ortak paydası haline getirmeye çalışıyorlar. Bu çok zorlama bir şey. Türkiye'nin ortak paydası ihvan değildir. Laik demokratik cumhuriyettir. Hani ihvan dediği sürece, Rabia yapıldığı sürece bunun karşısında laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni koymak lazım. Çünkü gerçek çimento bu. Yani bu yapılmayınca işte içselleştiremezsin. Ya ben ondan şimdi sonra için, ezberlersin yani Nazi, Merkez Bankası. Nazi işaretini yaptığın zaman tek vatan desem olacak mı şimdi? Ya deli diye içeri atarlar ya. Ben tek vatan diye dolaşayım şimdi şuradan çıkayım içeri atarlar yani. Ya da tımarhaneye gidersin. Ama tek vatan diye ben bunu kabullendirmeye çalışırsam bu Türkiye'nin bir ortak paydası mı olacak? Yani Rabia da aslında böyle bir şeydir ve ben hatırlamıyorum aslında Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinde Rabia yaptığını. Rabia işareti yurt dışında yapmıyor. Yani yanılıyorsam belki çok az örneği vardır ama belki Ortadoğu hiç, orada da hatırlamıyorum. Yani çünkü o bir simge ve o simgenin karşılığı her yerde belli. Bak 2013 yılında Anadolu Ajansı yani Mısır olayların Mısır'daki Mursi'nin devrilişi Sisi'nin geldiği Adeviye ve Tahrir Meydanı diye ikiye bölündüğünde Adeviye Meydanı'ndaki simgedir Rabia. Orada Anadolu Ajansı tüm Türkiye'ye Rabia'nın ne olduğuna dair bir metin geçti ve bu metin aynı zamanda bütün gazetelerde, bütün her şeylerde kullanıldı. Rabia neymiş? Kendi geçtiği metinden okuyorum. Bunun adı Rabia işaretidir. Meydanın adı olan Rabia Arapça'da dördüncü demektir. Hı hı. Onun için dört yapıyorlar yani. Evet, bu meydanın adına vurgu yapmak için bu işareti yapıyoruz diyor. O Adeviye meydanında bulunan Mısırlılar söylüyor. Evet. Rabia yanlış. Kahire'deki meydanın adı buymuş. Evet. O da dört. İkinci demekmiş. Önemli konu Muhammed Mursi, Nasır, Sedat ve Mübarek'ten sonra dördüncü cumhurbaşkanı oldu. Bunu da simgeler aynı zamanda. He. Mursi'nin cumhurbaşkanlığı sırasını gösteriyor. Mursi'nin cumhurbaşkanlığını gösteriyor. Yani aslında bu Mursi'ye destektir ve Mursi'nin işaretidir. Hı hı. Ve yani doğal olarak ihvanı söylüyor. Ayrıca Tahrir Meydanı'na darbeye destek vermek için toplananlar zafer işareti yapıyor. Hı hı. Biz onlarla olamayız, onlardan ayrılmak için de bu işareti yaygınlaştırıyoruz. Yani özetle ne milletle, ne devletle, ne vatanla, ne bayrakla bir alakası yok. Anadolu Ajansı'nın geçtiği metin bütün Türkiye'ye Rabia'nın ne olduğunu anlatamayıp ve 13 Ağustos 2013 tarihli bütün gazetelerde vardır bu. Evet. Şöyle de bir şey. Rabia budur. Bu zaten tüzüğe koymanıza gerek yok. Zaten tüzükler anayasaya aykırı olmak olamazlar. Yani bunlar zaten bunlar hani vatan, millet kavramları zaten anayasada var olan şeyler. Dolayısıyla onu tekrardan tüzüğe koymak bu belki hani yeni kavram var ya post-truth işte gerçeklik sonrası. Bu yeniden bir algı oluşturma operasyonu aslında başka bir şey değil. Yani buna denk düşen herhangi bir şey bulunamaz. Anayasaya da aykırıdır ama. Evet tabii. İkinci adını bile içselleştirememiş. Sonuçta bir kişi bunu kullanıyor, anlıyor, seviyor anladın mı? Ama ikinci sıradan itibaren Merkez Bankası Vergi Dairesi diyerek hatırlıyorsa
partinin ikinci insanı, ondan sonrasını düşün. Aslında yani, bütün sektörlerde bir yeniyi yaratma peşindeler. Yani bir ekranda da işte Anadolu Ajansı'nın demin okuduğum haberi burada Rabia'nın anlamının ne olduğunu gösteriyor. Bu sadece burada değil, bütün alanlarda kendine yönelik bir tarih yazma, yeni bir tarih yeni bir tarih inşa etme çabası var. Yeni ilkeler işte bulma. Mesela en son Ankara ne konuştu? İşte sarayın karşısına bir milli mücadele anıtı yapmak. İşte 15 Temmuz milli mücadele. Milli mücadele yapacaksa yandık. Yani bu Cumhuriyet tarihini bir biçimiyle yok saymak, daha doğrusu o tarihi farklı bir biçimde ters yüz ederek kendi tarihini oluşturmak. Yani evet. O yüzden 15 Temmuz'a bu kadar çok anlam atfediliyor. Burada yeni yani şeyde bile bu anayasa referandum süreci bile aslında hani ülkenin ilk partili başbakan olması bile hep bu ilk olma çabası aslında bu cumhuriyete karşı tezlerin bir tezahürü. Bu başka bir şey değil. Yani tarih, Türkiye tarihi benle yeniden başlıyor demek isteniyor. Bu çerçevede görmek ve bunu bu çerçevede yorumlamak gerekiyor. Anladım. Efendim şimdi Sayın Haldun Solmaztürk, size bir soru yöneltmek istiyorum. Acaba duyabiliyor musunuz? Sorum şu. Duyuyorum efendim. Türkiye bu Rabia falan meseleleri derken Suudi Arabistan'dan gitti bir İslam NATO'su diye bir şey kurdu. Öyle dendi. İslam ordusu dendi falan. Sonra şimdi Katar kriziyle Suudi Arabistanlılar enteresan bazı paylaşımlar yapıyorlar. Arabiya'da Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar Hikmet Yar'la diz dize oturduğu fotoğraf yayınlandı. Yine aynı şekilde başka fotoğraflarda yayınlandı. 15 Temmuz gecesinde Türk askerlerinin bazılarının işte darbecilerinin daha doğrusu diğer Türk askerleri tarafından ele geçirilişi ve işte soyulmuş halleri falan bunlarla Türk askerlerinden, Türk ordusundan dalga geçtiler. Şimdi böyle bakıldığında Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin ilişkisi ne oldu? Birdenbire bu Rabia meselesi nereye bağlandı? Türkiye niçin gitti Katar'a asker gönderdi ve Almanya diyor ki orada büyük bir savaş çıkabilir. Sizce Katar dolayısıyla bir savaş ihtimali veya var olan zaten savaşın genişleme ihtimali var mıdır? Türkiye açısından durum nedir? Yani burada neler oluyor aslında? Efendim bu konudaki uyarıları ben ve benim gibi birkaç kişi uzunca bir zamandır yapıyoruz. Gerek Körfez'de, gerek bize daha yakın bölgede bizi de içine çekecek bir savaş ihtimali vardır. Ve bu ihtimal giderek güçleniyor. Bakın biraz önce bu Altay tankını konuştuk. Şimdi bu Atak helikopterleriyle ilgili bizim ta 15-20 sene önceden uyarılarımız şuydu. Bakın bu PKK meselesini bitireceğiz ama askeri olarak bitecek, orada kalmayacak. Siyasi çözüm ve diğer, yani bu iş bir siyasi bir sonuca ulaştırılamazsa, yani bu olay sadece teröristin imha edilmesiyle kalırsa, siyaset devreye girmezse bu tekrar hortlayacak ve öyle görünüyor. Bu helikopterlere mutlaka ihtiyacımız olacak. Bunu sarsaklamayın dedik. Şimdi Altay tankı meselesi de bunun için önemli. Bakın gerek Körfez'de gerekse bizi içine çekecek ve yarın denebilecek kadar yakın bir zamanda bir savaş ihtimali yüksektir. Savaş çıktıktan sonra, yumurta kapıya geldikten sonra tank projeleri gibi büyük projeleri hayata geçirip bunları orduya veremezsiniz. Bu bunun için önemli. Peki niçin bu kadar vahim görüyoruz durumu? Yani niçin bu kadar bu ülkeyi yöneten sivil olsun, asker olsun dikkatlerini bu savaş ihtimaline, bu riskin büyümesine çekiyoruz? Şunun için. Şimdi bakın, uzunca bir süredir işte bölgede yürütülen bu Büyük Orta Doğu Projesi denen proje var. Bu proje palavradan bir şey değil. Bu bir masal değil. Bu hayata geçiriliyor. Bu gelişiyor. Sadece şu oldu. Amerika'nın
öngöremediği bazı komplikasyonlar çıktı, bazı gecikmeler oldu. Beklediği bazı şeyler olurken beklemediği birçok şey oldu. Ama Amerika çok güçlü bir devlet yapısı ve bir devlet yönetim kültürü olduğu için bunlara süratle adapte oldu. Ve bütün aksaklıklara ve komplikasyonlara rağmen önüne çıkan fırsatları değerlendirdi ve bunlardan sonuç alıyor. Ve çok büyük mesafe aldı. Yani bundan 4-5 sene önce ya bu işin içinden nasıl çıkacağız diye düşünen Amerika ve Batı şimdi ya ne kadar güzel oldu bak hayal bile edemeyeceğimiz bir sonuca ulaştık dedi. Şimdi bu sonuç şu: Suriye bölündü, parçalandı ve beli kırıldı. Irak bölündü, parçalandı, beli kırıldı. Bu yetmiyormuş gibi bir Kürdistan'ın temeli atıldı. Bakın 25 Eylül'de Barzani efendim şeye gidiyor, referanduma gidiyor. Amerika'nın ön onayı olmadan bu açıklamayı Barzani yapmaz. Şimdi bunun hemen arkasından bu kazanımların konsolide edilmesi lazım. Ne kazanımları konsolide? Bu kazanımlar kimin kazanımı? Bu kazanımlar Amerika'nın, İsrail'in, Batı'nın kazanımı. Şimdi bunun, bu kazanımların konsolide edilmesi için İran'ın da belinin kırılması lazım. İran'ın belinin kırılması için Amerika burada savaşmaya hazır değil. İsrail de her ne kadar can atıyorsa da bunu hemen yapabilecek durumda değil. Birçok nedenle, şimdi hani böyle Ankara'dan böyle uzaktan bunlar anlatılacak gibi değil, konumuz da belki değil. Dolayısıyla bu işi yapacak müteahhit bulunması lazım. Bu müteahhit de Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da bunu tek başıma yapmayayım, ben de kendime işte alt müteahhitler bulayım dedi ve İslam ordusunu kurdu. Bu İslam ordusunun arkasında Amerika ve İsrail vardır. Bu İslam ordusu bir, İran'a, iki, Müslüman kardeşlere dönük bir İslam ordusudur. Türk hükümeti de can yürekten bunun içine yer aldı. Şimdi tabii insanların aklına şu geliyor. E peki böyleydi de bu Katar işi nereden çıktı? Katar, Kuveyt nereden çıktı diye geliyor. Şimdi tabii şunu da tabii söyleyeyim. Yani bir yan açıklama olarak yani veya bir ara taksimi olarak. Şimdi uluslararası ilişkilerde, uluslararası siyasette hiçbir şeyin basit ve kolay bir açıklaması yoktur. Ve hiçbir şey, hiçbir çözüm, hiçbir açıklama, hiçbir politika %100 doğru, %100 aksaksız, mükemmel değildir. Dolayısıyla mevcut koşullarda bir satranç oyununda taşların bulunduğu yere göre mevcut koşullarda en iyi hamleyi yapmanın arayışı içinde olursunuz. Uluslararası politika da böyledir. Dolayısıyla Katar'la ilgili bu komplikasyon, yani Katar krizi denen Körfez'deki bölünmenin basit bir açıklaması yok. Ama şu gözlem yapılabilir. Bu Katar krizi Amerika'nın istediği bir kriz değil. Amerikan Başkanı Trump'ın bunun üstüne atlamasına, Katar'ı efendim kötülemesine, Katar'ı terörist olarak göstermesine bakıp da insanların kafası karışıyor. Dünyadaki en büyük Amerikan üslerinden biri Katar'dadır. Katar'daki üssün başka bir yere nakledilme şansı hemen hemen sıfırdır. Katar'daki üs nakledilse bile en az birkaç sene alacaktır. Bunun hiçbir mantıki, askeri, siyasi zemini yoktur. İdeolojik zemini de yoktur. Amerika bunu yapmaz. Trump bütün hayatı al ver, bir koyup üç alma üzerine kurulu bir yatırımcı olduğu için, bir iş adamı olduğu için onun dünyası, onun kafası, onun anlayışı 70 yaşından sonra bunları kavramaya, özümsemeye ve bunun gerektiği tepkiyi göstermeye elverişli değil. Bunu Amerika'da zaten herkes tartışıyor, konuşuyor ve buna bir çözüm arıyor. Yani Trump'tan nasıl kurtulabiliriz diye. Dolayısıyla Trump'ın tepkisine bakın, insanların kafası karışmasın. Bu bir komplikasyondur. Amerika bunun üstesinden gelecek. Türkiye, Suudi Arabistan'la görünüşte arası bu kadar iyiyken Katar'ın yanında niye yer aldı? Bunun sanıyorum iki nedeni var. Birincisi kişisel samimiyet, yani bir dostluk gibi görünüyor. Yani Tayyip Erdoğan'la Katar emiri arasında. Kendi uçağını aldı, Türkiye'de dolaştırdı, havadan yerler gösterdi. Dünya kadar Katar emrine satılmadık, Türkiye'nin stratejik efendim tesisi vesairesi kalmadı. Şimdi yerlere, arazilere, adalara, efendim koylara sıra geldi. Bir bu. İki, zaten söyledim, bir ekonomik ve finansal işbirliği var. Yani Türk hükümetinin veya Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu finansal krizi de düşünürseniz,
Tabii bu konuşulmuyor. Birçok şey gibi bu da konuşulmuyor. Katar'a muhtaç Türkiye. Katar emirinin milyarlarına muhtaç. Katar emiri de desteğe muhtaç. Peki Suudi Arabistan niye? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri niye Katar'ı hedef aldı? Şimdi tabii ki bunu bir yerde daha söylemiştim ama bir daha söylemekte yarar var. Bunların siyasi tutumları ve davranışları arkasında çok büyük böyle stratejik hesaplar aramamak lazım. Katar, benim görebildiğim kadarıyla esas olarak Katar, Arap dünyası içinde gerek Katar emirinin kendisi, gerek ailesi, mesela eşinin kılık kıyafeti, giyim şekli, yaşam tarzları ve örneğin El Cezire televizyonuyla kötü örnek oluyor. Kötü örnek oluyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hanedanı için, yani kral ve kraliyet ailesi için bu tuvaletleri, oturakları bile, klozetleri bile altın olan aile için Müslüman kardeşler ne kadar bir tehditse bunlar da o kadar bir tehdit. Yani kendi anlayışlarına, Selefi anlayışındaki İslam'a ve kendi varlıklarına bir tehdit olarak görüyorlar. Bunların temsil ettiği dünya görüşünü ve Katar'ın Arap dünyası içindeki duruşunu. Ha, Türkiye'nin buraya asker göndermesi, bu tabii hiçbir şekilde anlaşılabilir bir konu değil. Sadece 2015 yılında bu asker göndermeyle ilgili anlaşmanın meclisten geçirilmesi açısından değil, orada konuşlanmayla ilgili değil. Bakın 2015 yılı 2 Mart'ında bu Milli Savunma Komisyonu'na geliyor ve o günden bugüne bekletildi. Şeye gelmedi, genel kurula gelmedi. O gün komisyonda ve hemen ertesi gün gerek CHP'nin komisyondaki üyeleri, gerekse MHP'nin komisyondaki üyeleri bir basın toplantısı yaptı. Çeşitli sorular sordular. Esas soru şuydu. Katar'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlanması, yani üs kurmasının sebebi nedir? Bunun cevabı o gün de verilmedi. 2 sene geçti, bugün de cevabı yok. 2, Recep Tayyip Erdoğan anayasaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türkiye'yi Katar'daki bu krizin içine balıklama sokacak ne yetkiye ne sorumluluğa sahiptir. Bunu yapacak olan Türk hükümetidir. O da ancak meclisin yetkisiyle olabilir. Tayyip Erdoğan hangi yetkiye, hangi hakka, neye dayanarak böyle bir karar aldı? Tabii o da artık izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum efendim. Şimdi Ali Aydar Bey, sizin de politik yolda bu konuyla ilgili epeyce enteresan çeviriler yer alıyor. Bunu iyi takip ediyorsunuz. Siz ne görüyorsunuz bunu bu konuyla ilgili kısaca? Bir de sayın seyircilerimize söyleyeyim. Biliyorsunuz Macron Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra Fransa'da aynı zamanda bir genel seçim şeyine girdi. İlk sonuçları oradan da geldi. İlk turun daha doğrusu. %26 gözüküyor Macron'un kazandığı. %30 diye Fransızlar düzeltmişler. Fransız siteleri %30 veriyor. 577 milletvekilinin 400'ünü alacağı varsayılıyor, hesaplanıyor. Şimdiki halde tabii daha ikinci turu var bunun. Görünen bir Macron zaferine bu kez genel seçimlerde de oluyor. Birazdan Corbyn'i de konuşmamız lazım. Çünkü bütün dünyada çok enteresan şeyler oluyor. Yahu bir tek Türkiye'de mi olmuyor bu enteresan şeyler? Yoksa oluyor mu aslında? Onları konuşalım. Ama önce bu Katar meselesinde ne diyor? Ankara'da bu işin dedikodularını siz yakın takip ediyorsunuz. Neler konuşuluyor? İnsanlar ne diyorlar? Niye Türkiye durduk yerde oraya asker gönderdi? Şimdi geçen gün siyasal mülkiyenin eski dekanı Yalçın Hoca ile, Yalçın Karatepe ile konuşmuştuk. O şöyle bir tespitte bulunmuştu. Türkiye'nin AKP döneminde Katar'dan gelen sıcak para 1 milyar 500 milyon dolar. Dolayısıyla bu yatırıma dönük bir para değil ve en son sıralarda, hani bir sıralama yapıldığında en son sıralarda. Dolayısıyla doğrudan yatırımlarda doğrudan, Katar'ın payı en düşük. Evet. Yani onun şöyle bir tespiti var. Katar'la Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilişkisi yok ama Katar'la AKP hükümetinin bir ilişkisi var. Dolayısıyla bu sahiplenmeyi, bu hızlı, bu ceval sahiplenmeyi belki bunun üzerinden okumak gerekiyor. Bunun arka planda birçok şey olabilir. Hem kişisel ekonomik ilişkiler olabilir.
Ötesinde Katar son zamanlarda Türkiye'de biliyorsunuz en çok yer, en çok stratejik kurum satın alan ve AKP eliyle satılan kurumları alan ülke oldu. Ama ben bunu aslında biraz önce Sayın Solmaz Türk'ün de söylediği bu Orta Doğu'yu yeniden aslında biçimlendirme planının bir parçası olarak görmek ya da öyle değerlendirmek gerekiyor. Biz sitede yaptığımız yayınlarda da şu çok sıklıkla dile getirildi. Önce terör örgütleri üzerinden bir vekalet savaşı yürütüldü. Ama bu amacına ulaşmadı ya da istenilen sonuçlar elde edilmedi. Şimdi devletler üzerinden bir savaş retoriği ortaya konuluyor. İşte Suudi Arabistan'a karşı Katar. Muhtemeldir ki burada Katar içerisinde ya bir darbe hedefleniyor. Oradaki yönetimi tümden Suudi Arabistan'a bağlamak. Çünkü Suudi Arabistan bugüne kadar bütün bu Sünni terörizmi besleyen devlet olarak bunun hamiliğini başka bir ülkeye kaptırmak istemiyor. Birincisi böyle bir şey. İkincisi Katar aynı zamanda İran'la ilişkisi Suudi Arabistan ya da Amerika'nın istediği düzeyde değil. Bunu yeniden tasnif etmek istiyor. Bir diğer mesele hani hep söylenen doğalgaz meselesi, ortak saha İran üzerinden böyle bir saha var. Ama en nihayetinde İsrail'in de Amerika'nın da Trump Amerika'sının istediği İran'la bir hesaplaşma. Dolayısıyla bir çökertme. O yüzden bir Sünni blokun yaratılması gerekiyor. Ama bu Sünni blok yaratılırken de burada zayıf halkaların olması istenmiyor. Buradaki zayıf halka Katar. O yüzden Katar'ın ya darbeyle ya işgalle ya da bir savaş şeyiyle bu yönetimin tümden değiştirilmesi ve o Sünni blokun tümden tek parça halinde İran'a karşı yönlendirilmesi. Bu da istenen bu. O yüzden ben de o Büyük Orta Doğu Projesi'nin hala devam ettiğini, bundan sonraki süreçlerde de farklı versiyonlarla yeniden yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Yalnız bu söylediklerinizden bende şöyle bir intiba oluştu. Sanki Suudi Arabistan'la Katar ilişkisi bana geçmişte AKP ile Fethullah Gülen örgütünün ilişkisine benzedi. Yani beraber bir işler yapmışlar. Şimdi sonra büyük abi çıkmış Suudi Arabistan. Ya bütün Orta Doğu'daki terörü sen yaptın deyip öbürüne şey yapıyor. Ama burada aslında bir taraftan da şey yapıyor. Hani benim teröristim daha iyidir kavgası bir taraftan da bu. O hamilelik sizden öğrenecek değil yani. Bu evet. Belki biraz da şey yani Suudi Arabistan Orta Doğu'daki bu terör organizasyonlarının yetkisini ya da hamiliğini Katar'a bırakmak istemiyor. Çünkü Katar bunlara çok ciddi para aktarıyor. Bence böyle bir ikincisi yani İhvan üzerinden bir Katar'a yüklenme meselesi var. O onun Suudi Arabistan kendisine yönelik çok büyük bir rejim tehdidi olarak algılıyor. Yani eğer İhvan hareketi gelişirse bu aynı zamanda Suudi Arabistan'daki mevcut yönetim biçimini de değiştirecektir. O yüzden buradan korkuluyor ve buna karşı bir önlem alması gerektiğini düşünüyor. O yüzden El Cezire'ye karşı bu kadar yani en çok da kitle iletişim araçlarına karşı bu kadar çok tepki. Çünkü Orta Doğu'da bu özellikle hackerlar konusunda en iyi ülke Katar. Buna en çok yatırım yapan, bunun ordusunu kuran ülke Katar. O yüzden buna yönelik çok ciddi bir endişe ve kaygı duyuyor. Biraz ama da Göya Katar kendisi hacker kurbanı olmuş bu şeyde. Tabii ona, sonrasında da desteklemedik evet, ama hackerlar yaptı. Sonrasında da ona saldırı düzenleniyor ama hani en çok servis edilen meselelerden biri işte Katar şeyi İran'a yönelik politikanın Suudi Arabistan, Amerikan ve İsrail politikasının doğru olmadığını, daha diplomatik bir düzlemde bu sorunun çözülebileceğini söylüyor. Oysa bu yeni konseptte diplomasiye çok yer olduğu görülmüyor. Yani Trump bunun askeri bir müdahaleyle çözülmesi gerektiğini düşünüyor. O yüzden Türkiye'yi buraya yedeklemeye çalışıyorlar. Muhtemelen Katar'dan sonraki mesele Türkiye'ye gelecektir. Türkiye'de maalesef bu Sünni blok içerisinde bir görevlendirme, bir konumlandırma yapılacaktır. Evet. Ve bu yani çok da uzun olmayan bir vadede Türkiye'nin İran'la, Türkiye'nin Suriye'yle şu anda hali hazırda devam eden, Türkiye'nin Rusya'yla karşı karşıya gelmesini sağlayacaktır diye bir endişe taşıyorum. Şimdi sayın seyirciler, çok tartışılan bu 15 Temmuz günü ve sonrasında olan olayların herkes bir tarafından tutup çekse de, yorumlasa da herkesin üstünde ittifak ettiği bir şey var. Bunun yurt dışındaki olaylarla çok alakası var. Yani Orta Doğu ile çok alakası var. İşte Amerika ile, Rusya ile vesaire. Bu Türkiye'nin etrafında olan acayip işlerle çok alakası var. AKP diyor ki işte bu Batı bize bunu yaptı. Kimisi diyor ki işte FETÖ onların şeyi.
ki o ilişkiler artık gözüküyor. Eskiden de gözüküyordu. Eskiden biz söylediğimiz zaman tüh 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 Fethullah Hoca Efendi'ye nasıl böyle şeyler söylersiniz diye azar işitiyorduk efendim, öyle diyelim. Veya öyle zannediyorlardı, azarladıklarını zannediyorlardı. Şimdi ise bizim söylediklerimizi söylüyorlar. Peki bu konuları konuşur konuşmaz ister istemez 15 Temmuz'u da ve bundan sonra olanları da konuşmak zorunda kalıyoruz aslında. O zaman şunu da, yani Katar'a asker göndermekle içeride bazı operasyonları da konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bunlar belki de birbirinden zannettiğimizden daha alakalı. Bir cinayet işlendi. Denizli'de mi işlendi? O civarda bir... Ankara. Ankara'daydı. Evet. 15 Temmuz'da dağıtılan silah diyoruz. Evet. Onun görüntüsünü de verelim. Ankara'nın bir ilçesinde. Ankara'nın bir ilçesinde. Evet. Orada onu da gösterelim. Ha, Ankara Valiliği'nin açıklaması. Diyor ki ya emniyet mensuplarına dağıttık. Ama zimmet kaydı tutmadık. Yani olacak gibi değil. Bahsettikleri MP5 silahı da yani makineli tabanca diye geçip geliyor. Bildiğin makineli tüfek gibi bir şey. Yani akrep diye bilinen silah aslında bu polislerin elinde oraya. Yanlış hatırlamıyor isem. Gayet kuvvetli bir silah. Ondan bir cinayet işlenmiş. Şimdi ortada bir MP5 kayıp. Yani bu cinayet üzerine şahıs diyor ki bu silahı, polisin elinde olması gereken silahı nereden buldun diye soruyorlar. O da diyor ki ya Ankara Emniyeti'nin önünde 15 Temmuz'da dağıtmışlardı. Ben oradan buldum diyor. Kıyamet oradan. Evet. Şimdi ondan beridir ki böyle açıklamalar var. Ya bir tane kayıp aslında. Biz onları işte kimliğe göre dağıttık. Sadece polislere verdik. İşte şehit bir polisin elindeki silah olma ihtimali var. Gibi açıklamalar var. Ankara'da yaşadın galiba, hı-hı, değil mi bu konuları? O hep tam konuşulan, konuşulan bir şeydi. Yani o akşam farklı yerlerde silahların dağıtıldığı ve sonrasında bunların bir türlü alınamadı, geri alınamadı, hala kayıp olduğunu. Ankara Vali bir tane silahın kayıp olduğunu söylüyor. Çünkü cinayeti işleyen kişi bunun 15 Temmuz akşamı aldığını ifade ediyor. Benzer bir takım olaylar olabilir çünkü hala kayıp olan silahların olduğunu. Bu konuda da henüz net anlaşılır ve gerçekten doğrulanabilir bilginin olduğu konusunda bir ciddi şüpheler var Ankara'da. Hiç böyle bir yani bu ciddi bir iddia olarak çok sayıda sen. Mustafa Hoş, bir taraftan da orada bazı şeyler var. Yani silahlanmayı devletimiz destekliyor falan Sadat diye dedikleri bir takım şey oluşum. Yani sanki milis kıyafetli insanlar paramiliter güç oluşturuyor herhalde devletken. Ama bu zimmet meselesi çok önemlidir ya. Yani bu zimmet yüzünden yani askerlikte çok önemlidir. Zimmet yüzünden zimmetli silahını kaybedenler cezaevinde kaybedersin. Evet, işini yani cezaevinde yatarsın. Ama o acil bu bir durum böyle... yani orada darbe olmuş artık yani artık herkes can derdinde diye düşünüp vermiş olabilirler. Veremez. Yani. Veremez. Hı? Yok öyle bir şey. Veremez, öyle bir şey olamaz. Yani veremez. Hukuk devletinde olmaz bu. Olamaz öyle bir şey. Yani can derdinde kim can derdinde nasıl ayırt ediyorsun ki orada kim? Darbe ortamı oluyor artık. Kim yani, kime ne yaptığını bilmiyorsun ki orada. Eğer biliyorsan verirsin birisine. Kaldı ki düşmana kim, verebilirsiniz kim, o anda. Kime karşıyı çözeceksin ondan sonra silahlandıracaksın. Orada kim ölecek kimi öldürecek onlar ne diye. Farz edin ki düşmana verdiniz yani. Hayır sonra diyelim ki o darbede kaos ortaya çıkmış artık herkes paniğe kapılmış şu olmuş bu olmuş yani orasını anlarım ama sonradan bunu yani orada bir yanlış yapılmış olabilir ama sonradan bunun toplanamamış olması saklanmış olması ve bir de üstelik yani devletimiz destekliyor falan diyor oradaki şeyler ve bunu sadece o demiyor başkaları da söylüyorlar yani ortada bir paramiliter güç organizasyonu yapılıyor. Hepsinin tutuklanması lazım ya. Başkanın bir danışmanı zaten silah dağıtılması üzerine bir konuşma yapmış. Evet, bu şuna yol açıyor. Evet. Bir taraftan bunların hepsi korku yaratma aracı. Halkı kin ve nefret ve korku yaratmak da bir suç. Ağır cezaları var. Bu nasıl bir şey yol açtığını öyle bir çarpıcı örneği var ki referandum gecesi Kemal Kılıçdaroğlu çok beklentilerin aksine yumuşak bir konuşma yaptı. Değil mi? Yani referandumda haklar YSK eliyle el değiştirdi. Bu kadar net. Hani bu artık saklanamaz bir şey. Ve onu söylediği halde. Evet yani bunu söylediği halde halkın iradesi çalınmıştır denildiği halde bir şey yaptı.
Sonra bunu şuna bağladı. O gün ben sokağa çıkarsaydım silahlı insanlar saldıracaktı. Silahlı insanlar, bir sürü insan ölecekti. Bunun çatışma aldık, çatışma ortamı olacak. Bunu söylüyor. Şimdi bak, bu öylesine geçiştirecek bir şey değil. Bunu bırak, her şeyi hani bütün grup toplantılarına, bütün her şeyinde bunu halledilmesi lazım. Çünkü bu şunu yol açtı. Bir halkın iradesinin değişmesine yol açtı. Şimdi halkın iradesinden daha önemli bir şey yok. Halkın iradesini değiştirecek her şey anayasa suçudur. Yani 15 Temmuz'dur. Kimin yaptığıyla hiç önemli değil. İster FETÖ yapar, ister KETÖ yapar, ister AKP yapar, şu yapar, bu yapar. Bu şu demektir. Sen bunu yaptığın anda anayasal suç işlersin. Yani şu anda 15 Temmuz'da yargılananlarla birlikte aynı şeyi yaparsın. Hukuk devletinde budur. Bunu şimdi yani bizim taraftan olursa iyi, başka taraftan olursa kötü diye bir tanım yok. Hukukta karşılığı yok. Bu süreçleri yaşadı Türkiye. Yani daha önce hatırlarsanız işte 17 bin faili meçhulden bahsediliyor. O zaman da bu silahların kontrolsüz bir biçimde dağıtılma söz konusu. Bloklar vardı işte. Evet. Sonra yargılandı Şırnak valisi. Aynen öyle. Şarman. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şeyde de en önemli şeylerden biriydi faili meçhullerde. Evet, hatta Susurluk kazasında da o silahlar ortaya çıktı. O silahlar oydu. Şarman'ın işte silahlarıydı. Sonra biz hep bu hükümetle dahil olmak üzere herkes şundan muzdarip ya da şikayet etmiyor mu? Devlete paralel bir yapı oluşturulmasın. Yani ne güvenlik güçlerine, ne yargıya, ne adalete, her alanda. Şimdi bu yeni bir paralel yapı yaratmak değil midir? Yeni bir bu insanlar da yarın öbür gün silahlanacaklar. İlla bir darbe ortam olması gerekmez. Ya bir bunlar şeye, ne malum aynı kendi taraflarından olacağı güç ve para belirler tabii, bunu. Tabii aynen öyle. Yani hayır, bir şey var. Davutoğlu ile Tayyip Erdoğan parti içinde kavga etti. Evet. Şimdi geçmişteki kavgayı bugüne taşıyalım ve ayrılmıyor başbakanlıktan. Nasıl yapacaksınız bunu? Bunları mı kullanacaksınız milisleri? Ya başka türlü olmaz çünkü. Gitmiyorum dedi, istifa etmedi. Ya bu şunu... Devlet dolma niteliğinden çıkmak demektir. Çıkar ve bu şöyle bir tehdit. Artık bu çözülmeden hiçbir şey Türkiye'de rayına girmez. Hikaye yok, parlamenter parlamentoymuş, yok başkanlık sistemiymiş bilmem ne. Bir taraftan da bu kasıtlı yapılan bir korku durumudur. Kimi öldüreceksiniz ya? Hani belli, yani şimdi bu tehdit diye gördükleri kimi öldüreceksiniz? Layık Atatürkçü insanları mı öldüreceksiniz bu silahlarla? Layık Atatürkçü insanları öldürmeye kalkışırsanız Türkiye'nin %55'ini öldürüyorsunuz. Geri kalan %45'in ne olduğunu da ayrıca tartışırız. Bu korku yaratma, aynı zamanda sandıkta elde edemediğini bu korkuyla, bu tehditle elde etme yöntemi, aynı zamanda bir aracı, bir sopası. Ya bundan süratle kurtulması lazım bu ülke. Hiçbir şey yapamazlar. Yani bu ülke bir iç savaştan söz ediliyorsa, bu iç savaşın zarar vereceği kesin bellidir. İç savaş sermayeyi vurur. Sermaye kim? Para kimde? Parayı kaybetmekten bu kadar korkan kim? Yani doğal olarak bunun bir korkutma, çünkü açıkça bu şekilde yapamazsın. Ya bu suç zaten, şu anda bunu silahlarla orada konuşan eden insanların hepsinin çok ağır bir suç işliyorlar yasa karşısında ve bu normalmiş gibi davranılamaz. Yani hepimizin bize karşı bir tehdit olarak kullanılan bir şey sonra oraya döner. Ve dönecek de böyle giderse. Yani 11 yıllık ortaklıktan sonra Fethullahçılarla yapılan şey nasıl FETÖ haline geldiyse aynı şey olur. Ve bu daha tehlikeli. Yani kendi içlerindeki kavgayı bundan sonra parti içi oylarla ya da işte tahakkümle halledemezse silahla halletmek zorunda kalacaklar. Diyorsun aslında böyle olacak. Ve ama bunun gerçeği bu. Yani şunu biz normalmiş gibi konuşursak artık neyin önünü alacağız? Adam silahla çıkmış orada, devlet bizi destekliyor diye konuşuyor. Ankara'daki cinayetteki tesadüfe bak ki bir tane kayıp, o da cinayet işlenmiş silah oluyor. Ya kimi kandırıyorsun? Çocuk Ankara'da yol verme meselesinden dolayı yol verilmiyor. Adam çıkıyor silah. İki kişi tarıyor, iki kişi öldürüyor. Ve diyorsun ki bundan daha önce Ankara'da bu zaten çok sayıda silah kaybolduğuna dair konuşmalar şimdi var. Şimdi böyle şuursuz dağıtılan silahlar sadece böyle çatışma dönemlerinde kullanılmaz. Evdeki kadın cinayetlerinde gayet güzel kullanılır. Biliyorsunuz yani bugün
özellikle hani kadın hareketinde en çok karşılaşılan konu çoğunlukla işte özeltimciler, polislerin eşlerini intihar etmesidir. Sürekli bir intihar vakaları vardır. Bizatihi vururlar, öldürürler ve kapatırlar. Onun için bu tür silahların sadece işte darbecilere karşı, FETÖ'ye karşı değil, barış günlerinde kadınlara da karşı kullanılacağı aşikardır yani. Bakın Beyoğlu'nda bir görüntü, bir gösterelim varsa eğer, bu Beyoğlu'nda bir çatışma oldu. Şimdi çatışmanın ayrıntılarında da çıkan şey şu, orada iki ayrı çete varmış bir iddia bu. Bir iddia da oradaki çeşitli esnaftan insanlarla, nasıl esnafsa artık, öbür taraftan da uyuşturucu çeteleri çatışıyormuş. Yani biz bunları Güney Amerika filmlerinde, Escobar dizilerinde falan görürdük. Efendim orada torbacılarla açıkça, bakın şimdi seyredelim efendim. Silahlar konuşmaya başladı. Adam çekti, pat öbürünü vurdu. Kasımpaşa'da olan hadisenin evet, dün akşam. Evet, Şimdi daha devamı da vardı aslında. O vuruyor. Sonra onlar aslında çıkıyorlar işin devamında. O da öbürünü vuruyor. Bakın. Bak. Demin vuran şimdi vuruldu. Pataküte herkes birbirini vuruyor. Şimdi efendim geçmişte dünyanın birçok otoriter düzeni olan ülkelerde ve Türkiye'de de böyle çok otoriter dönemler oldu falan. Ve hakikaten işkenceler oldu, şunlar bunlar falan oldu, silah. Fakat orada da şu olmadı. Böyle aynı anda silahların ortalıkta dağıtıldığı, herkesin birbirini vurduğu dönemler değildi bunlar. Yani çok kötü özellikleri var. 12 Eylül dönemi mesela çok kötü özellikleri vardı. Hakikaten kötüydü ve işkence mi ararsınız, infazlar mı ararsınız falan ama ortada böyle herkesin birbirinden silahla birbirini vurduğu bir dönem değildi. Şimdi hem otoriter bir yönetim çıktı başımıza. Yani her şeye göğe zaptur apt ediyor. Fakat o arada toplum çığırından çıkmış vaziyette. Herkes birbirini vuruyor. Herkes sokakta sen benim arabama çarptın diyor. Üç kişiyi vuruyor. Çok kızdım diyor. Bütün aileyi öldürüyor. İşte kadın cinayetleri vesaire. Her yerden toplumda cinayet salgını var adeta. Yani yan baktım deyip bilmem kaç kişi. Türkiye tarihi böyle bir şey yaşamadı. Yani toplumun demokrasiye yakın olduğu dönemlerde biraz kontrolünü kaybettiği dönemler oldu. Efendim tersi oldu. Çok otoriter dönemler oldu ama böyle hem otoriter olduğu iddiasında hem de toplumun adaletini kendi efendim vermek yolunun tümüyle açıldığı bir başka dönem ben hatırlamıyorum. Yani yaşım 58. Böyle bir dönem hatırlamıyorum. Yani Melda ne diyorsun? Şöyle yani hep her tür cinayetin kendine özgü sebepleri var ama tabii ki sorunlar otoriterlikle çözülemez. Yani otoriterlikle çözmeye çalışırsanız bilakis sorunları daha da bastırır. Daha ağır hallere sokarsınız. İlkokulların şimdi, önünde uyuşturucular cirit atıyor. Şimdi sürekli alkolle uğraşan bir iktidarımız var. İktidar alkolle uğraşırken leblebi çekirdek gibi bonsai satılıyor. Orada burada uyuşturucuyla ilgili çok ciddi bir mücadele yapılmıyor. Çok net görünüyor yani ciddi bir mücadele yapılmıyor. Bunun dışında kadın cinayeti dediğinizde kadınlarla ilgili artık kocaların ya da sevgililerin ya da erkeklerin fütursuzlukları biraz da bu yönde aldıkları cesaretten. Çünkü hiçbir iktidar partisinin hiçbir üyesi, başta Aile Sosyal Politikalar Bakanı, şöyle ağzı dolu dolu kadın cinayetleriyle ilgili bir şey söylüyor. Biz bakanı Hollanda'da gördü vatandaş. Yani onun öncesinde bunca kadın cinayeti oldu, bunca insan öldürüldü, bunca çocuk istismarı oldu. Mustafa bunu kaç kere yazdı, bu kadar çocuk taciz edildi, tecavüz edildi. Biz bakanı Hollanda'da işte Hollanda'ya giriş yaparken, çıkış yaparken bir diplomatik krizde tanıdık. Ya ben tanıyordum ama birçok insan. Şimdi toplumun belli başlı kanayan yaraları, toplumsal yaralar üzerine gidilmiyor. Bunlarla uğraşılmıyor. Bilakis biraz daha toplumu daha muhafazakarlaştırmak, kadını daha çok içeri tıkmak, işte pembe otobüs yapmak, yok pembe vagon yakmak bilmem ne, daha çok içeri kapatarak daha ezilmiş, bastırılmış,
korkutulmuş, az önce Mustafa'nın dediği gibi bir kitle yaratılmaya çalışılıyor. Kimliksizleştirilmiş. Tabii zaman. Yani soru sormayan, sorgulamayan, sorduğunuz zaman teröristsin, sorduğunuz zaman FETÖ'cüsün, sorduğunuz zaman sucusun, bucusun diye korkutulan. Şimdi bu böyle bir yaratılırken bir taraftan da onun paramiliter güçleri oluşturuluyor. O paramiliter güçlerin de sonuçta sadece darbecilere karşı çıkıp kahramanca savunacakları değil, onun dışında her türlü cinnet, işte işsiz kaldım diyor, vuruyor. Kadın yan baktı diye vuruyor. Şimdi bu kontrolden totaliterlik ve baskıcı bu tavır ne yazık ki aşağıda ciddi bir kitleyi eziyor, öldürüyor ve yok ediyor. Efendim, bir reklam arasına daha giriyoruz. Ondan sonra bakın, ülkede yozlaşmanın geldiği boyut aslında rejimin de, siyasal sistemin de, ekonominin de, her şeyin toplu bir adeta dağılmasına doğru nasıl gittiğini örnekleriyle göstereceğiz. Ve bu arada tabii dünyada da başka pek çok güzel örnekler oluyor. Türkiye'de de aslında bizlerin neler yapması gerektiğini konuşacağız. Sonuncu bölümde bizden ayrılmayın.